Efendim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kıymetli dostlar şükürler olsun bugün de huzurlarınızdayız. Büyüklerin izinde programının yepyeni bölümüyle bir güzel zatın adımlarını takip etmek üzere kıymetli Adem Topal hocamla evlerinize, gönüllerinize, cep telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza misafir olmaya geldik. Tabii ki Serhendi Vakfı YouTube kanalında. Kıymetli hocam, hayırla geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, olsun. sefalar Çok getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Her işin hayrın başı besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bugünkü gönül misafirimiz Mashar-ı Canı Canan Hazretleri malum. Altın silsileyi takip ediyoruz. Evet. En son Şah Gulam Ali Abdullah Dehlevi Hazretlerini anlatmıştı. Bu zat onun mürşididir. Onu yetiştiren zattır. Hı, hı Bu zatlar tarikat müessesesinde yetiştiler. Tarikat nedir? Diye ben bu ara kafayı ona yordum. Eyvallah hocam. Bu konuyu da Türkiye'de en güzel anlatan müelliflerden, zatlardan birisi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Onun Mektubat adlı eserinin Telbihatı Tishâdiye 29. Mektupta bir bölümü var. Hı hı. Orada çok tatlı anlatmış. Ben çok kısa bir ondan pasaj aktarmak istiyorum. Lütfen hocam, Bereketli Kendisine sormuşlar: Tarikat nedir? Tarikatın gayesi nedir? Diye. Şöyle cevap vermiş: Tarikatın gayesi maksadı, marifet ve iman hakikatlerinin inkişafı suretiyle, imanın gelişmesi, kuvvet bulmasıdır. Tarikatın hedefi imanın kuvvet bulmasıdır diyor. Miracı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracı gölgesinde ve sayesinde kalp ayağı ile ruhani seyri sülük neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi iman hakikatlerine ve dahi Kur'an hakikatlerine mazhariyet elde etmektir tarikatın gayesi diyor. Orada iki üç tane harf kelime var. O çok kıymetli. Diyor ki zevki. Evet. Tarikat mensubu dinden zevk alır. İmandan zevk alır. Onu söylüyor. Evet. Hali, hal yaşar. Ve bir derece şahitlik, şuhudi. Onun için de imanı sarsılmaz tarikat mensubunun. Evelallah. Eğer oradan nasiplenmişse hı hı. hani Gavsi Kasevi Hazretleri biz o çorbadan bu kadar nasiplendik diyor ya Şahazdın çorbasından sarsılmaz bir iman sahibi olur. Diyor ki iman hakikatlerinin maşariyet elde etmek için gidilen tarikat ve tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Yani tarikat yüce bir insanlık sırrıdır ve insanın olgunlaşması halidir, kemalidir diyor. Devam ediyor. İnsan şu dünyadaki varlıkların bir firisti gibidir. Tüm kainatta var olanların bir fihristi gibi, kitabın fihristi nasıl oluyorsa onun gibi. Evet. İnsanın kalbi ise binler alemin manevi haritası hükmündedir. İnsanın kafasındaki dimağı sonsuz, telsiz, telgraf ve telefon santrali denilen merkez misalidir. Dimağı. Evet. Bir nevi kainatın merkezi manevisi olduğunu gösteren pozitif bilimler olduğu gibi, kalbin dahi hadsiz iman hakikatlerinin merkezi, masarı, çekirdeği olduğuna dair pek çok ehlullahın yazdığı milyonlarca eser var diyor. Bunu tabii çok açıklamak lazım da tabii. biz bugün sadece bir, bir demet buket olarak sunmak istiyoruz. Eyvallah hocam. Bu başka bir program konusudur. Yani onun üzerinde dakikalarca durmak lazım. Ben aşk meclislerinde bunu yaklaşık bir buçuk saat falan anlatıyorum. Maşallah bari. Çeşitli Allah. örneklerle. Kalbin çalıştırılması zikir ve tefekkürledir diyor. Biz ona ilave yapıyoruz. Üç tane kelime. Zikir, fikir, şükür yapıyoruz. Evet. Mübarek ikisini söylemiş. Ondan sonra diyor ki velayet bir hücceti risalettir. Velilik risaletin senedidir. Hak olduğunun senedidir. Amin. Tarikat ise bir bürhan-ı şeriattır. Bürhan da hüccet aşağı yukarı aynı manalara geliyor senet, delil, kanıt gibi. Çünkü Risaletin tebliğ ettiği iman hakikatlerini velayet bir nevi kalbin şahitliğiyle, şuhudu kalbiyle ve zevki ruhaniyle aynel yakin derecesinde görür. Veliler peygamberlerin vaaz ettiği dini, imani hakikatleri şuhudu kalbiyle görürler diyor. Şahit olurlar. Onun ki velilerin taştığı, risaletin hakkaniyetine kati bir senettir diyor. Kesin bir senettir. Şeriat ders verdiği hükümlerin tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifazisiyle ahkam-ı şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhan-ı bahirdir. Tarikat da de, o dedi ya zevki, hali, keyfi vesaire. Evet. O da diyor şeriatın hak olduğuna kesin bir delildir. Bunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri söylüyor. Tarikat nedir, tasavvuf nedir, Veri nedir? Bu 9. telvihat ı tişa, yani 9. bölümde 29. mektupta uzun uzun anlatmış. Hatta ben Ya Baki Entel Baki de onun 3. Lemalar, lemalar kitabında 3. Lemalar okumuşumdur. Yani bizim kardeşlerimizin küçük hatme dediği Ya Baki Entel Baki ile yapılan hatmenin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor: Bu Lemaya biraz zevk ve his karışmıştır ey okuyucu. Kendisi diyor ki ben bu işten zevk aldım. Hislendim. Zevk ve his aklın düsturlarına riayet etmez. Onun için aklınla ölçme diyor bu Lemayı okurken. Ondan sonra uzun uzun anlatıyor. Ama bir hüküm cümlesi var. Onu çok seviyorum. Diyor ki hem yakışır mı o zat-ı Zülcelale? Allah azim Küçücük midenin fıtri ve ihtiyacı duasını kabul etti de milyonlarca lezzetli yiyecek yarattı. Hiç yakışır mı ona ki ya baki entel bakı diyenin duasını kabul etmesin haşa yakışmaz diyor. Aman ya Rabbi. E, buyurun yani. Güzel anlatmamış mı mübarek. Ya. Yeah. Allah Allah. Ondan sonra bazıları hikaye okuyor. Okuma kardeşim işte hakikat burada. Canın isterse. Ve görenler anlatıyor. Görenler buna. anlatıyor. Ya. <laughs> Canın isterse <laughs> demek lazım. Dedim eyvallah. De. Eyvallah hocam. Asari Canı Canan Hazretleri ismi Şemseddin Habibullah'tır kendisi. Babası Mirza Can. Kadri sofisi baba. Ve çok takva bir zat. Mübarek'in doğum tarihi de var. Masarı Canı Canan Hazretleri'nin. Bu zatların hep erbabı kelam, kalem erbabı müritleri olduğu için evet. iki kayıt altına alınmış. Eyvallah hocam. 1699 veya 1701 senesinde Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Cuma günü doğmuş. 1781 senesinde de rahmetli olmuş. 80 yaşında rahmetli olmuş. Şehit olarak vefat etmiş. Kendisini bir Moğollu Budist hançerleyerek odasında şehit etmiş. Ve kendisi de şehitliği çok arzu etmiş. Dinleyicilerimiz hatırlayacak. Şah Dehlevi Kudüs'e ruhu şehit olmayı arzu ettiğini söylüyordu. Ama diyordu şeyhimi şehit ettiklerinde çok karışıklıklar ve sıkıntılar oldu. Onun için ben onu istemiyorum diye normal ölümü tercih ediyorum. Ya o da çok hoşuma gidiyor. Yani tercih yapma hakları var demek. Öyle anlamak lazım. Öyle, öyle hocam. Böyle <laughs> vefat etmişti mübarek. Ciddi şehittir. Nasır Can Can Han Hazretleri de şehittir. Zaten şehit olunca o zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin yine ifadesi aklıma geliyor. Söylemiştik daha önce ama tekrar et tekrarı ahsenü ve levkâne <laughs> 180 değil yükesler. Öyle mi? Evet. Yani çok da olsa tekrar güzeldir. Evet. Şehitlerin imanı cibillidir buyuruyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani kanlarında iman var. Beli. Ha şehitler hata etmez mi ediyorlar? Onu da söyleyelim. Yani şehit de insandır, melek değildir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın himmetiyle sonunda muhakkak tövbe onlara nasip olur diye kanaatimiz var. Böyle görmüşüz. Kendisi ileri gelen devlet adamlarından babası Teymuriye Sultanlarına yakınlıkları var. O zaman orada hüküm kurmuş bir devlet bütün dedeleri mürüvvet, adalet, şecaat, sehavet, cömertlik ve dine son derece bağlı olmalarıyla tanınmış. Beğenilen ve met edilen bir zat, servetini Allah için fakirlere dağıtmış babası. Kızının nikahı için ayırdığı 25 bin altını ihtiyacı olan bir arkadaşına hediye etmiş. 25 bin altın. Babası memleketinde diyor merhamet sahibiydi. Ahlakı, üstün ahlakı, insani meziyetleri vardı ve Şah Abdurrahman Kadiri diye bir şeyhin yanında kemal bulmuş. Yani evliya olmuş bir zat. Ve oğlunun da Kadiri olmasını istiyor. Fakat bir gün çocukluğumdan itibaren diyor Asar Cana Canan Hazretleri özel şeyler görüyordum, yaşıyordum diyor. Bir gün babasıyla bir zat İmam Rabbani Hazretlerinden sohbet ederken İmam Rabbani Hazretleri cismen kendisine gözüküyor. Kalk oradan diyor. Babama diyor bunu söyleyince anlaşıldı sen onların yolundan istifade edeceksin dedi diyor babam diyor. Çocukluğumda İbrahim Aleyhisselam'ı diyor rüyamda görürdüm. Çok iltifat ederdi bana diyor. İbrahim Aleyhisselam ve ihsanlarına kavuştum diyor onun. Yine çocukluğumda Hazreti Bekri ne zaman hatırlayıp ismini ansam mübarek sureti karşıma çıkardı diyor. Subhanallah ruhaniyetini gözümle görürdüm. Et gözüyle, baş gözüyle görürdüm. Bana çok iltifatta bulunurdu diyor. Şimdi bunu bazı zamanlar söylüyoruz. Nakşibendiler Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh hazretlerinin müritleridir. Yani Ebu Bekir Sıddik radıyallahu teala benim şeyhimdir. Ben onun müridiyim. Can, Masar Canı Canan da onun müridi olduğu için ve gelecekte de büyük hizmetler yapacağı için mübarek iltifat edermiş ona. Benim sultanıma da iltifat ettiğini duymuşum zaten. Elhamdülillah. Yine şöyle anlatmıştır. Çocukluğumdaydı. Bir gün babamla demin bahsettiğim İmam Rabbani Hazretlerinden konuşurlarken İmam Rabbani Hazretleri bana sen oradan kalk dedi ve ben babama anlattım. Babam da dedi ki sen o yoldan istifade edeceksin. Bize gelme artık yani. Ve neticede Allahu Teala benim tinetime diyor. Tinetime Sünneti i seniyeye bağlılık verdi diyor. Huyuma yani yaratılışıma. Evet. Yaratılıştan adam sünnet ehli. Mübarek. Allah dostu. Çocuk ama o zaman da Aşk ve muhabbet benim tıynetimin hamurunun mayasıdır. Şimdi bunu okuyunca ben Mezli Bistami Hazretlerinin bir menkıbesi hatırıma geldi. Evet. Onu da yapalım arada. Mezli Bistami Hazretleri merak etmiş. Devrin gavsu kimdir? diyor. Allahu Teala'ya müracaat ettim ve Allahu Teala bana gösterdi ki bir demirci, Devrin Gavs. Gittim diyorum. Bu nasıl bir amel etmiş ki gavs olmuş? Evet, o tacı giydirmişler. Evet. Allahu Teala gittim kendisiyle tanıştım. Evet. Dedim senin misafirin olmak istiyorum birkaç gün. Kabul etti diyor. İşini yapıyor. Normal yaşantısı aynı bir Müslümanın yaşantısı gibi. Evet. Namazını kılıyor. Fakat arada bir ah çekiyor. Tek farkı o. Sonra üç gün sonra karar verdim. Yani bunun olağanüstü bir ameli yok. O ahı merak ettim. Dedim niye ah çekiyorsun? Ümmeti Muhammed için dedi diyor. Ah çekiyorum. Sana ne dedim diyor. Öyle deme dedi diyor. Bizim hamurumuzu Allah merhamet suyuyla yoğurmuş dedi diyor. Allah Allah. Sonra ona dedim ki ben sana şeriat bilimlerini öğrettim. Çünkü bilmiyormuş Demirci. Evet. Sen de bana maneviyatı öğret dedim. Ben ona şeriatı öğrettim. O da bana maneviyatı öğretti diyor. O merhamet suyuyla yoğurmuş var ya o zaman ben onu okuduğumda kalbim böyle cızır cızır etti yani. O ne güzel bir hasret yahu. Merhamet suyu, merhamet. Allah'ın rahmet sıfatının tecellisi. Bu zat da öyle diyor. Aşk ve muhabbet benim tinetimin hamurunun mayasıdır. Bir de maya çoğaltır. Şimdi küçücük bir hamur yoğurursunuz. Bir kaşık maya koyarsınız. Üstünü örtüyle örtersiniz. Geldiğinizde o tekneden o taşar, adeta. taşar, gider. Evet. Çoğalır. Ya. Bir de hamurun mu mayası diyor yani. Hamurumda var demiyor. Mayasında Mayasıdır. var. Evet. <laughs> Şimdi zamanın meşhur alimlerinden onun halini görenler bu çocuk aşikane bir mizaca sahiptir demişler. Yani aşık tarzlı bir zattır demişler. Babası onu senin dünyaya gelişin benim için çok mübarek oldu diyor babası. Çünkü senin doğduğun sene ben dünyaya ait bağlılıkları, dünyaya düşkün olmayı terk edip kanaati tercih ettim. Senin dünyaya gelişin bana öyle bir şey verdi, özellik verdi diyor. Babamın vasiyetine uyarak ilim öğrenmeye ve öğrendim ilimle amel etmeye devam ettim diyor. Kendi dilinden aktarmışlar. Çok güzel yani notları ben çok beğendim. Hı <laughs> hı. Bir gece rüyamda evliyadan bir zatı gördüm. Mezarından kalkıp yanıma geldi ve kendi takkesini, külahını başıma koydu. Bu rüyadan sonra gönlümden makam ve mevki arzusu kalmadı hiç. Tasavvufa yönelme arzusu iyice arttı. Bir defasında rüyamda gayipten bir ses, bizim seninle işimiz var. İnsanların hidayete kavuşması ve onların hidayete kavuşturacak yolun yayılması senin sebebin ne olacak dedi. Buna hatiften bir nida denir. Hatiften e, hani anlatırlar ya Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri çölde giderken bir ses duyuyor. Bulutlar arasından ey Abdülkadir senden ibadeti kaldırdık, tekefülü kaldırdık. Artık ibadet etme deyince Gavsi Geylani melun diyor ona. Melun yani lanetli o evet. zaman iniyor yere ve aşikara kendisine gözükerek nereden bildin diyor. Ya Abdülkadir ben böyle çok evliyayı kandırdım. Aman yarabbim. Evet. Diyor ki ilimle bildim. Bir, Allah'tan gelen ses tek yönden gelmez diyor. Şeş cepheden duyulur. Altı cepheden. Altı cepheden. Altı yönden. Evet. Altı yönden duyulur. Seninki tek yönden geldi diyor. Bir. İkincisi gene ilimle bildim. <laughs> Allah Habibim dediği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan tekeffülü kaldırmadı ki. Ben kim oluyorum ki benden kaldırsın? Sana mübarek olsun diyor vel o şeytan. Allah, Allah. Evet. Şimdi ilim onun için çok mühimdir. Ve Seyyid Taha Kudüs'e sirruhunun silsilesinde zahir ilmi olmayana halifet verilmediğini, hilafet verilmediğini gördük. Onun için mübarekler buyuruyorlar ki her iki ilim de olacak. Hatta Sultan Hazretleri'nin o ilim tarifini daha önce de yapmıştık. Alim tarifini. Diyor ki peygamberin Aleyhisselatu vesselam hem zahir hem batın ilmine varisse o alim olur. Yoksa değil diyor. Kendisi daha sonra Seyyid Nur Muhammed Bedeyuni Hazretlerine intisap ediyor. Nakşibendi yolunda. Ve ondan yetişiyor. Mübarek yüzünü görünce marifet sahibi bir zat olduğunu anladım diyor onun ilk tanışmalarını anlatırken istiharesiz mürit kabul etmezmiş mübarek. Fakat ben diyor kendisine dedim ki beni mürit olarak alın. Beni istiharesiz aldı diyor. Ve diyor ki ''Feyizleri o kadar bereketli ve tesirli idi ki bir teveccüh talebenin kalbini zikrettiriyordu diyor mübareğin. Ona talebe olup feyizlerine kavuşunca gönlüm aydınlandı. Çok iltifatına kavuştum diyor. Yani zaten yetişecek güzel malzeme gözüküyor. Şimdi barangozlar ağacı görürler ham ağacı. Tanırlar. Ondan şu olur şu olur. Ağaca çok iltifat ederler. Sevgi gösterirler. <laughs> Ebu bu mübarek de şimdi bakıyor ki tamam hazır yani masar. Onda güzellik var. Şemseddin Habibullah ismini de şeyhi veriyor ona. Normal <laughs> ismi Masar Canı Canan. Senin diyor sayende bu yol çok ilerleyecek. Onun için sana Şemseddin Habibullah ismi verildi diyor. Muhammed Bediyuni Hazretleri Kudüs Esirruhu. İsmi de çok enteresan hocam. Diğer zatlarda görmüyoruz evet. yani. Böyle bir ferahlık veriyor o mübarek yani. isim yani o zatın ismi. Hani mazharı canı canan. Yani, evet. yani aşk var içinde. Ya. Can var, canan var. Mazhariyet var. Mazhar herden geliyor biliyorsun. Yani onda ortaya çıkan evet. şey. Kısa zamanda Nur Muhammed Bedirini Hazretlerinin sohbetinde yetiştim diyor. Ve tasavvuf hallerine gark olmuştum. Ben muhabbeti ilahinin sarmasından, cezbenin çokluğundan uykuyu, istirahati, yemeği, içmeyi terk etmiştim. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız başıma dolaşmaya başladım. İlk zaman hep olmuştur bu zatlarda. Sahra hali. Evet. Kavsi Geylani Hazretleri de yıkıntılarda kalmış, çöllerde dolaşmış yani. Sevgiliyle baş başa. Yan gönlüm yan yanmakta buldu diye söylüyor. Derman derman. <laughs> Açlığın şiddetinden bazen ağaç yaprağı yedim diyor. Vaktim hep kendimden geçmiş bir vaziyette oldu. Mürakabe halinde geçiyordu. Asıl maksada kavuşmayı böylece bekledim. Nihayet o hale geldim ki Rabbimi görüyormuş gibi ibadet et hadisinde o hali yaşadım. Yani ihsan mertebesine ulaşmış mübarek. Büyüklerin tarif ettiği maksada sırrı tevhide yükseldim bu halde. Bu vaziyetleri geçerek. Dur Muhammed Bedeyuni benim hallerime bakıp bana karşı tevazu ile büyük bir sevgi ve alaka gösterdi. Bir gün ikimiz beraber oturuyorduk diyor. İki güneş karşı karşıya gelmiş. Birinin nurundan diğerinin yüzü görünmüyor dedi diyor Muhammed Bedeyuni Hazretleri. Allah Allah. Onu Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri'ne, Üftali Hazretleri de söylemiş. İki aslan bir yerde olmaz diye. Halbuki bu zatlar mürşitlerine çok düşkün olurlar. Ve ondan ayrılmak istemezler. Aslında bazen öyle bildiklerimin çoğunu anlatamıyorum diye düşünüyorum. Niye? Anlamıyor insanlar diye düşünüyorum. Bu sözü söylediğimde aklıma gelen zat Sultan Seyit Muhammed Saki Hazretleri'dir. Yani o 23 yıl Gavs-ı Sani Hazretlerinden bir adım bir metre ayrılmamasının sebebi aşktır. Beli. Anlamayanlar anlasınlar böyledir yani. Ve kendisine demiş ki Muhammed Bedeyuni Hazretleri eğer taliplerin terbiyesine yönelirsen alem seninle nurlanır demiş. Ve diyor bir kısım talebelerini bana teslim etti. Ben onları yetiştirdim, tekrar onun sohbetini gönderdim. Yani daha şey hayatta niye? Bunlar çok büyük zatlar, çok büyük zatlar olduğu için bugün bir dosta söyledim, Mürşidi Kamil, halife çıkarttığı bir zatı uzun süre taşıyamaz yanında. Allah Allah. Ağır gelir. Onun için ona irşad izni verir. Burada da yani Gavs-ı Sani Hazretlerinin ne kadar büyük bir zat olduğunu da tekrar idrak ediyoruz. Her ikişi büyüklük iki taraflı. Tek taraflı değil. Yavuz Hüseyin Kudüs'ün ruhu çok büyük. Halifesi de o büyüklüğe layık, o şana layık bir halife. Amen. O yükü şeyhine hissettirmiyor. Ya Bir de işin bu tarafı var. Şimdi onun için ah diyorum ah bazen. <laughs> ah yine ah. Ee, Yunus Emre gibi demek istiyorum. Bana seni gerek seni demişler ya. Yunus Emre Kudüs'ün ruhu. Allah Allah. Her ne kadar Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında bulunup görmekle şereflenmedik ama Allahu Teala'ya binlerce şükür olsun ki Resulullah'ın naiplerinden onun yolunu anlatan mürşidim Seyyid Nur Muhammed Bedayun'un sohbetinde bulunmakla şereflendik Ben de onu daha tarikata ilk insaf ettiğimde söylemiştim dostlarıma. Biz evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yetişemedik. Ama elhamdülillah Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerine yetiştik ki o zatı gören Resulullah'ı hatırlıyor aleyhissalatü vesselam. O zatı gören Allahu u Teala'yı hatırlıyor. Ve o zatın hayatı okuduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla Resulullah'ın sünnetini ihtiva ediyor. Her hareketi. İlk misvakı onda gördük mesela. Biz İstanbul'da misvak falan kullanmazdık. Cami cemaatiydik yani. Eyvallah. Dört sene müritlik yapmış Bediyuni Hazretlerine. Bunu hep söylüyorum. Yani bu silsilede bu tarih İslam tarihinde öyle 15-20 sene şeyhin yanında halife olarak kalmış zat yoktur. Ona göre değerlendirmek lazım. Eyvallah hocam. Yani bunları da anlatalım değil mi? Lütfen. Serhendi Vakfı kanalından anlatıyoruz. <laughs> Dilinize gönlünüze sağlık hocam. Allah razı. Sonra bana icazet verdi diyor. Halifelik icazeti. 4 yılda halife olmuş. İcazet almış bana ehli sünnet itikadı üzere olmamı, sünneti seniyeye uymamı ve bidatlardan sakınmamı tavsiye etti. İstediği de bu. Ondan sonra ama tatmin olmamış. Bazı zatların sohbetlerine devam etmiş. Maneviyat öyledir. Yani maneviyatta doyum yoktur. Ne kadar zengin olursanız onun maneviyatta, daha dahasını istersiniz. Çünkü maneviyat ne kadar yükselirse o kadar Allahu Teala ile hem hal olunur. Allah'a doyum olmaz ki. Amin. <laughs> diyor onun vefatından sonra yani Şeyh Nur Muhammed Bedeyuni'nin Kudüs'e ruhu vefatından sonra 6 sene Şeyh Gülşen'i ve 12 sene Muhammed Eftal ve Hafız Sadullah'ın 8 senede Muhammed Abidi Semami'nin sohbetlerine devam ettim diyor. Subhanallah. Evet, tasavvufta müceddidiye yolunda yüksek derecelere kavuştum diyor artık. Yani halife mürşidi vefat evet. ediyor Şeyh ama mürşitliğe başlamıyor. Başlamıyor. Daha da istiyor. Evet. Daha da istiyor. Ve kaç yıl? ifade evet. buyurdunuz? buyurdum. Yaklaşık. Evet. 12 sene, 6 sene, 18 sene. Eyvallah hocam. Ayrıca Kadiri Çeşti, Sühreverdi ve Kübrevi tarikatından icazet alıyor. Zaten bizim silsilede de biz hatmiye okurken onları söylüyoruz. Tabi. Onları saadatlarına gönderiyoruz. Evet. Derslerine, sohbetlerine alimler, amirler, veliler ve halk devam edermiş. E, ee, Masar Canı Canan Hazretlerinin ve yetiştirdiği zatlardan bazıları şunlar. Mir Müslüman ismi ilginç o da. Senavullah Pani Puti. Bu Pani Puti lakabıyla çok zat vardır. Şehir adı Pani Puti. Ha. Evet. Eyvallah hocam. Benim hoşuma gidiyor Pani Puti diye. Gulam <laughs> Kaki diye bir zat ve Seyyid Alimullah diye bir zat gene ve Seyyid Abdullah Dehlevi Kudüs'e sürruhu yetiştirdiği büyük zatlar, veliler. Evet. Daha da var ama birkaç tanesini burada zikredelim. Buyurmuş ki Allahu Teala bize en olgun aklı, doğru ve keskin görüşü ihsan etti. Bize en olgun aklı, doğru ve keskin görüşü ihsan etti. Saltanat işlerinin idaresi ve memleketin nizamı hususunda herkesin haline uygun en güzel usulü öğrenmiştim diyor. Ama saltanat yapmıyor. <laughs> Nevvab Han Firuzcenk diye bir hükümdar o zaman. Bir gün masarı canı canan hazretlerinin üzerinde eski bir ve ince bir kıyafet görmüş. Havada çok soğuk. Ağlamış Hükümdar. Hükümdar onu öyle görünce evet. ve 30 bin rupiye hediye vermek istemiş. Kabul etmemiş mübarek. Biz sizin servetinizin yiyicisi değiliz demiş. Allah Allah. O kadar da ihtiyacı olduğu halde Ve yani. onu fakirlere dağıtın demiş. Yani hava soğuk, evet. kalın kıyafeti yok, evet. ince bir kıyafet var. Yine Afgan serdarlarından yani Afgan komutanlarından birisi Eşrefi denilen oradaki altın paranın adı 300 altın göndermiş. Onu da kabul etmemiş. Demiş ki her ne kadar hediye kabul etmek emrediliyorsa da kesin kabul edeceksin diye bir emir yok demiş. Onun için onu da fakirlere dağıtın. Ve yine devlet adamlarından biri Hindistan'ın meşhur meyvesi olan Enbe yani Hint kirazı kendisine hediye etmiş. Hı hı. Yemek istememiş, almak istememiş. Çok ısrar etmiş hükümdar. İki tane almış. Ama diyor ki bunu benim kalbim bunu kabul etmek istemiyor, yemek istemiyor diyor. O ısrar üzerine iki tanesini yiyor. Biraz sonra huzuruna bir kişi gelmiş, bahçe sahibi. Filan emir size gönderdiği o emberleri zulümle benim bahçemden aldı demiş. Diyor ya istemiyor benim evet, evet, diye. Güzel herhalde orada pek tutulan bir meyve bu. Hint kirazı dedikleri. Ondan sonra şöyle buyuruyor: Yiyeceklerin en zararlısı, kazançları şüpheli olan zenginlerin ikram ettiği yiyeceklerdir. Yeah. Rabbim muhafaza. Şimdi bunu okuduğumda Şah Hazreti'nin bir kıssası var, menkıbesi var. Diyor hep çorba yiyorduk dergahta. Bir gün zengin birisi Hazreti yemeğe davet etti. Nefsim çok sevindi diyor. çeşitli yemekler yiyeceğiz diye Hazret diyor diğer mollalara dedi hazırlanın gidiyoruz. Bana dedi Molla Ahmet sen burada kal dedi. O zaman diyor nefsimin hata ettiğini anladım. Şimdi bu zat da çok güzel bir şey söylüyor ya. Diyor ki yiyeceklerin en zararlısı kazançları şüpheli olan zenginlerin ikram ettiği yiyeceklerdir. Helal rızık zikrullah için çok önemlidir. Şimdi biz ilk sofilik zamanlarında şunu görürdük mesela. Bir yere yemeğe gittiğimizde o yemeğin içinde şüpheli bir şey varsa bazı arkadaşlarımız kusarlardı. Mide onu kabul etmezdi. Onu görmüşüz. Evet. Maşallah. Evet. Yani bazı sofilerin o şüpheli yemeği dışarı çıkarttığını görmüşüz. Nasıl oluyor diye kendilerine sorduğumda dedi mide istemiyor, bulantı geliyor. Halbuki günlüğe yemek kabul etmiyor? Niye kabul etmiyor? Ya. Yemek güzel. Evet. Görüntü güzel her şey güzel. Buna zulümat da diyoruz biz. Hı hı. Hatta bir gün bir arkadaş çay ısmarlıyor bir yerde bir sofiye. Fakat diyor ki sofiye bardağın içinde bir sürü kurtçuk dolaşıyor solucan gibi normal çay. Evet. Diyor ki bana iç. E nasıl içeyim diyor o solucanları. O ısrar ediyor. Ben de diyemiyorum ki ya bir sürü solucan dolu içinde nasıl içeyim? Sadece kendi görüyor. Kendi ama. görüyor. E ya. İkram eden görmüyor. E. Buna zulümat deniyor. Allah rahmet etsin benim kardeşim bir arkadaşımın annesi vardı. Bir gün kayınbiraderinin çocuğunu dükkanına uğramış. Ona yaz mevsimi limonata ikram etmiş komşu büfeden. Diyor ki içtim sonra eve geldim fakat midem çok rahatsız oldu. Sonra diyor gece rüyamda gördüm o limonatanın içinde solucan gibi şeyler geziyordu. Allah, Allah Ondan sonra bu nedir diye bana telefon açmıştı. Allah rahmet etsin. Dedim anacım, acanne ya bardak zulümat değilmiş ya da o limonatada zulümat varmış. Manevi kiro. Zulümat diyoruz biz ona dedim. Ve kadıncağızı bir 15-20 gün rahatsız ettiğini biliyorum manevi olarak. Şimdi bunu anlattıktan sonra kendime şunu söylüyorum. Sen rahatlıkla dışarıda çay içiyorsun. Ya rahatlıkla restoranlarda dışarıda yemek yiyorsun. Halbuki yine eski sofileri Avustralya Kasrevi'nin, Sultan Hazretleri'nin sofilerini biz görürdük. menzile gelirken evlerinden azık yaptırırlardı. Ve o azı yolda yerlerdi. Menzilde de çorba ve Sadat'ın ekmeğinden başka bir şey yemezlerdi. Sadece çay içiyorlardı. Ve Mesela ben ilk beraber bir arkadaşımla gittim. Ben bir bardak zor çay içtim. Çünkü kahve çocuğum bir damak zevkim var. Fakat benim arkadaşım yanımda beraber gittiğimiz ikimiz de acemiyiz. O 12 bardak içti. Bardaklar da büyük. Bir oturuşta. Bir oturuşta <laughs> ve şöyle diyordu, ben hayatımda böyle çay içmedim. Şimdi Allahu Teala ona ne ikram ediyorsa o çayla beraber nasıl bir lezzet ikram ediyorsa, nasıl bir lezzet diyorsa, veriyorsa ya. Bana da böyle hani haşa bulaşık suyu gibi geldi. Çünkü ben işte belli demde, belli usulde çaya alışmışım. Evet. <laughs> Ondan sonra yani o, onu demek istiyorum. Sofiler Saadat'ın verdiği çorbadan ve ekmekten başka bir şey yemiyorlardı. Dönüşte de gene yolda bir şey yemiyorlardı ki manen kaybetmesinler elde ettikleri nispeti, himmeti, bereketi. Ama biz çok modern Sofiler olduk. Hatta kafile götürürken arkadaşlar diyorlardı ki iyi bir kebapçı da mola ver Adem Hocam. Ondan sonra bazen de kızıyorlardı. Çok iyi yerlerde durmuyorsunuz İşte kebap yiyemiyoruz diye. Eyvah. Tabi işte asrın sofileriyiz bizde yani kendi adıma söylüyorum. Diğer kardeşler. Estağfurullah. Bu yurdu ki gafil birine ait olan bir ekmeği yememelidir. Ya. Gafil birine ait olan bir ekmeği yememelidir demiş. Son dakikalarda anlattığınızın hepsini özetlemiş evet, mübarek. Evet. <laughs> Elhamdülillah. Aslında ben bunu anlatınca evet. inşallah bir dahaki programda anlatırım. İnşallah hocam. Bir Hacı Nasır amca vardı Siirtli. Onun hmm. menkıbesi var. Onu anlatmak istiyorum. Heyecanla bekliyoruz o zaman. Onu bir, bir dahaki diğer programın bölümde. başlangıcında anlatalım inşallah. Tamam inşallah. Dilinize gönlünüze Allah sağlık. Razı Çok teşekkür ediyoruz Allah hocam. Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar. Bir büyüklerinizin de programının daha sonuna geldik. Yüce Rabbim yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümü hiç eksik etmesin. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.